Suriye halkının kaynaklarını gasp eden bir örgüt var. Bununla savaşıp bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını alıp Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor. Bu sözlerle mücadelesinden bahsetti. PKK'nın petrolü gasp ettiğini hatırlattı. Bölgenin huzuru için savaşılması gerektiğine vurgu yaptı. Terörizm konusunun Suriye'den temizlenmesi gerekiyor. Özellikle PKK'nın işgal ettiği Arap toprakları var büyük ölçüde. Hakan Fidan, Sky News Arabiya televizyon kanalına konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye ve Irak'la ilişkilerini değerlendirdi. Filistin-İsrail müzakerelerine değindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin sorunu için iki devletli çözüm önerisini tekrarladı. İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa Türkiye garantörlük mekanizmasını öne sürmüştür. İki devletli çözümün muarızları, ona karşı çıkanların söyledikleri bir şey oluyor. Peki yani bu nasıl uygulanacak, İsrail'in güvenliği nasıl olacak vesaire. Eğer Filistin'le de devlet verilirse, biz diğer İslam ülkeleriyle de konuşup, başka ülkelerle de konuşup, Türkiye'de dahil başka ülkeler bu devletin ve barış anlaşmasının ayakta kalması için elini taşın altına koymaya biz hazırız. Dışişleri Bakanı Fidan, iki devletli çözümü şimdi hayata geçirmezsek, İleride dördüncü bir Gazze Savaşı çıkacaktır. Sürekli savaşlarla uğraşacağız ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, Şam'ın Türk askerlerinin Suriye'den çıkması için bir zaman çizelgesi düşünülüp düşünülmediği sorusuna da bize şu ana kadar yapılmış herhangi bir şart yok. Eğer zaten görüşmeden karşılıklı şart koyulacaksa görüşmenin bir anlamının olmadığını söyledi. Türkiye olarak Irak'ta hem siyasal istikrarın hem can güvenliğinin sağlanması için yapıcı bir katkıda bulunduk. Şimdi PKK 20 yıldır Irak'taki bu karışıklıktan istifade eden başlıca aktörlerden biri. PKK'nın amacı Irak'ta üstlenerek Türkiye'deki istikrarı bozmak, Türkiye'yi işgal etmek. Ama ne oldu? Türkiye'de bir şey yapamadı. Şimdi Irak'ı işgal ediyor. Fidan, PKK'nın Irak'ın her yerinin kanser hücresi gibi sardığını, bunun artık Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü ifade etti.